15 Temmuz sonrasında o hal ilan edildikten sonra cemaate teslim edilen Türk Silahlı Kuvvetleri, cemaate teslim edilen yargı, cemaate teslim edilen eğitim sistemimiz ve sağlık sistemimiz mercek altına alındı. Ancak sonuçta gelinen noktaya baktığımızda tam bir cadı avıyla karşı karşıyayız. 667 ve 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile FETÖ terör örgütü ile ilişkilendirilen 15 vakıf üniversitesi kapatıldı. 65.216 öğrenci bu kilit vurma sonucunda açıkta kaldı. Ve çok önemli, bu 65.216 öğrenci 626 farklı program içinde yer alan öğrenciler. Yani durumun karmaşıklığı bu denli önemli. Ancak unutulan bir nokta var ki, bu kapatılan vakıf üniversitelerinde çalışmakta olan 5482 akademik personel ve 1596 idari personel vardı. Ve bu kapının kilitlenmesi ile bugün çok da üzerinde durulmayan yaklaşık 7000 kişilik bir gruptan, bunların ailelerini, yakınlarını, çoluklarını, çocuklarını düşündüğümüzde gerçekten Türkiye çapında mağdur edilmiş yaklaşık 500 bin kişinin olduğundan bahsedebiliriz. Mağdur kitle geniş. Öğrenciler, öğretim üyeleri, idari personel bir gecede işsiz kaldılar. Üstelik fabrika gibi düşünülen üniversite kapatıldığı için işsiz kaldılar. Fişlenen bir üniversitenin mensubu olmaları nedeniyle geniş bir kitle, haklarında hiçbir güvenlik soruşturması açılmaksızın fişlenmiş durumuna düştüler. Bu noktada Yükseköğrenim Kurumu Başkanı'na bunu da dile getirdik. Devlet üniversitelerinde açığa alınan öğretim üyeleri şu anda güvenlik soruşturması geçiriyorlar. Bu kapatılan üniversitelerdeki öğretim üyelerine ve idari personele de mutlaka güvenlik soruşturması uygulanmalıdır. Terör örgütüyle ilişkili olan kişilerin elbette ki hukuksal süreçleri işlemeli, cezai sorumlulukları kalmalı. Ancak ilişkisiz öğretim üyeleri ve idari personelin de bu vesileyle aklanmaları koşul dedik. Biz diyoruz ki madem ki bu üniversiteler kapatıldı, madem ki bu üniversitelerin taşınır ve taşınmazlarına el konuldu, gelin kapatılan bu üniversiteleri devlet üniversitesi haline getirelim. Ve öğrenciler mevcut okullarında okumaya devam etsinler. Yine bitirene kadar ödedikleri ücretlerle mevcut koşullar altında devam etsinler. Ama aynı zamanda bu üniversitelerde görev yapmakta olan akademik ve akademik olmayan personeli de işlerinden etmeyelim. Biz başından beri diyoruz ki cemaatlerin elini eğitimden çekin. Bunu derken hala FETÖ ya da eski adıyla Fethullah Gülen cemaatini temizlemeye çalışırken, gelin bu işin içine, eğitimin içine bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yerleştirilen tüm cemaatleri ayıklayalım. Cemaatleri ne eğitimde, ne yargıda, ne askerin içinde, ne de sağlıkta hiçbir yerde işi yok. Devlet cemaatle yönetilmez.